Tamam, başlayalım. İlahi 12. İlahi 12. Bütün dünya senin olsa Sen
İlahi 114. İlahi 114. Yeah.
İlahi 117. İlahi 117. İlahi 227.
Yeah.
221. Münakim 221. Bye.
71'i yapalım. İlahi 71. Seni yeah.
Teşekkür ederim sana.
Hamd ederim sana. Hani bugün gönderdiğim bizleri sevdiği var ya insan. Hani doldurursun bizleri kıymetini. Hani doldurursun bizleri merhametini. Her vakit bu gerçekte kalın. Her vakit senin adını cihazlayın. Tut bizleri imanda, gül bizleri. Sen bizim baş çobanımızsın İsa. Güdücümüz sensin. Güd bizleri senin kendi yolların için İsa. Senin istediğini yapalım. Sana şükredelim ve sana hamd edelim. Amin. Bereketli sana. Şükür Allah'a azak kardeşler. Binlerce de dersek gene az. 1 milyon gene de söyleyelim. Şükür gene azdır. Ama şükür Allah'ımıza güzel babamız var. Şükür. Ben buna sevineyim. Ne de sevincimiz Allah. Dört kalacak sevincimiz olur. Bak zor gün geldiğine, çile geldiğine biz gördük. Gene sevincimiz bitme. Niçin? Çünkü bugün adam yok. Bizim sevincimiz Allah'tır. Şükür. Şükürler olsun. Allah şaşılacak şeyler yapıyor. Zor günümüzde sevincimiz yeni kaynıyor. Şükür. Nerede? Ve bugün biraz okuyacağım kardeşler. Allah'ın sözlerinden isteyim okuyayım. Yuhanna İncil'inden 1. bölümden ve başlayacağım 29. ayetten ve bakacağız. Allah bir kadar verecek, nasıl yapacak. Ama şükürler olsun Allah'ın sözlerine güvenebilirim. Ben gördüm, ben kendi sözlerime bile güvenemiyorum. Bazı değil, böyle yapacağım, şöyle yapacağım. Sonra gördüm, ben yanlış çıktım. Ben kendi sözlerime kadar güvenemiyorum. Ben güveneyim. Ama Allah'ın sözlerine güvenebilirsin. Ne insanların sözlerine de güvenmek. Ve çengenin sözlerine de güvenmek. Çünkü bilirsin, bazı insan bu kadar sanışlanmış aldatma kendini aldatabilir. Kendi yalanlarına güvenebilir. Ama Allah bize gerçeği söyledi, şükür. Ve burada öyle arkadaşlar, 1. bölümde 29. ayetten ya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini görerek dedi ki işte dünyanın günahını kaldıran Allah'ın kuzusu. Amin. Ve şükür Allah'a ya her peygamber o Allah'tan geldi. Allah'tan geldi ama öyle bir adam, o bir insanlara benzemezdi. Bu adam çölde yaşayıp, bu adam bal yiyip, becek yiyip, bu adamın giysileri yeri ama kardeşler o Allah'ın adamıydı. Allah onu seçti. Allah onu seçti, bütün İsrail'i hazır etsin İsa. Ne kadar güzel iş. Bu işten daha güzel bir iş yok kardeşler. Ve şükür Allah'ımıza bunun için. Ama bak o gördü ne İsa, ne dedi kardeşler. O gördü onu ama gözde gördü onu. İşte dünyanın günahını kaldıran Allah'ın kuzusu. Şükür Allah'ımıza Allah'ın kuzusu var kardeşler. Ve bu dünyanın günahını kaldırdı. Ama nasıl kaldırdı? O öldü, gömüldü ve dirildi. Bizi günahlarımızdan kurtarsın. Ve ona iman ettiğini o kurtaracak seni. Şükür Allah'ımıza bu onun için. Ben sevineyim, bende diri kuzu var. Belki ederlerde kuvvetim yok kuzu alayım. Belki paskelede yok kuvvetim kuzu alayım. Ama sevineyim 24 yıl evvelde Allah bana öyle bir kuzu verdi kardeşler ki bu dünyada bir kuzu da yersin, bir kuzu da kesersen onkisi gibi yok kardeşler. Ben sevineyim bir gün o benim günahlı canımı kurtardı, abi. O benim günahımı kaldırdı. Günahım neydi? Allah'ın oğlun adına iman etmezdim. Şükür iman ettim ve o beni kurtardı. Buna sevineyim ve şükür. Tamam ama ya her peygamberden güzel bir örnek ben de aldım. Ben de insanlara demeyin işte hukuk kardeşi. Hiç bana bakmayın. Bana çok bakarsan bana bulacaksın bana. Deme sana bana bulmayın bana bana buluşsun. Çünkü bende de kusur var ama birisi var. Ona bakabilirsin. O da Allah'ın kuzusu. Çünkü bak dünyanın günahını kaldıran odur kardeşler. Kendisi için benden sonra bir adam geliyor ki benden önce yer tutulur. Çünkü o benden önce vardı. Benim kişi budur. Ve ben onu tanımıyordum. Tamam kardeşler. Ben onu tanımazdım. Ben İsa bilmezdim.
Bilmem bu insanlara nasıl bu şey gelir. Aa, benim uşağım küçükten Allah'ı tanıyor. Ben Allah'ı tanımıyorum. Ben öyle geldim bu dünyada. Ben insanı tanımazdım. Dünya bilirdim. Dünya sanıştım. Günaha sanıştım. Şeytana sanıştım. Dünya şeylerine sanıştım. Ama ben onu tanımazdım kardeşler. Ben insanı bilmezdim. 18,5 yıl hayatımda ben bu insanı tanımazdım. Ama o İsrail'e açıklansın diye ben onun için suyla vakti hissederek geldim. Ben hayatımı kılık edip dedi ki ruhum güvercin gibi gökten indiğini gördüm ve onun üzerine durdum. Ve ben onu tanımıyordum. Ama suyla vakti etmek için beni gönderen kendisi bana ruhun kemin üzerine inip durduğunu görürsen kutsal ruhla vakti seden odur dedi. Ben de gördüm ve Allah'ın oğlu budur diye tanıklık ettim. Amin. Şükür Allah'a. Bakın Yahya peygamber bazı İsa için. Ama bir gün, ama bak bu Yahya peygamber Allah'a yakındı. Allah'ı severdi ve Allah ona bir haber verdi. Allah ona haber verdi, tamam. Kimin üstünde şey kutsal ruh güvercin gibi geliyor, o benim oğlumdur. Ve o gördü, Allah ona açıkladı, bu benim oğlumdur. Ve şükür Allah'ımıza, o da ne yaptı? O da gördü ve ne dedi? Ve Allah'ın oğlu budur diye tanıklık ettim. Şükür Allah'ımıza kardeşler. Ben sevdiğim bizlere bu tanıklık var. Tanıklığımız Allah'ın oğlu budur. Şükür. İsa Allah'ın oğludur. Şükürler olsun. O geldi Allah'tan. Günahsız yaşadı, kutsal yaşadı. Bir günah yapamadı. Çünkü Allah'ın oğludur. Herkesi sevdi. Herkese iyilik yaptı. Herkese gerçeği söyledi. Bu bizi utandırdı. Ama bitkide o günahlarımızı aldı. Öldü, gümüldü ve bir günden sonra dirildi kardeşler. Şükür ona iman ettim. Ve karım tanıklığım budur. Allah'ın oğlu budur. Tamam, bazı camiler diz karışa karışa şehitlik yapan, tanıklık yapan varsa insan kalkabilir. Ve bazı kardeş diye ben Allah beni şifaladı, bazı kardeş diye Allah bana böyle verdi, Allah şöyle yaptı. Ama bizim gerçek tanıklığımız budur kardeşler. Allah'ın oğlu budur. İsa Mesih Allah'ın oğludur. Ama nasıl bunu öğrendik? Tamam, biz Allah yürüttü bizi. Bir gün Allah bana açıkladı, ben onu bilmezdim. Ama hadi benim oğlum budur, ona iman et. O seni kurtaracak günahlarından. Ve şükür iman ettim, oluşlarında tanıklık ediyorum. Nasıl Allah'ın sözlerini de yazdı? İman ettim, oluşlarında konuştum. Niçin İsa için konuşuyoruz? Niçin onu vaaz ediyoruz? Niçin onu onun için söyleyiz insanlara? Niçin onu övüyoruz? Çünkü iman ettik ona. İman ettim, oluşlarında konuşayım. İman etmeden ne konuşurdum? Diyanın şeylerini konuşurdum. Şeytanın şeylerini konuşurdum. Ama bir gün İsa girdi yerinde. Şükür tutamaysan kendine. Bu ağzını şey dikersen de bile anlaysan mı? Gene onun adını öveceksin. Aslında bir sefer bir kızacağız. Camiden sonra kardeşler. Böyle yapayım, dilsiz konuşamayın. Böyle yapayım. Ben anlamayayım mı kardeşler? Bilirler bu dilleri, ben anlamayayım. Şey, parmakla. Hadi lan bu kadar şükürleri de Allah'a diyor ki konuşamayın. Ama bari yürüyün. Şükür Allah. Bak tutamayın kendini, gene iste Allah'ın adını ölme. Bari yürüyün. Şükür Allah'ımıza kardeşler. Bizde de İsa girdi mi? Tamam, sen bu ağzına bir tip koy. İstersen diksene onu. İstersen ellerini şeytan bağlasın. Ama gene bu İsa sende mi? O isteyecek övesyonu, ücretesyon, şerbeni yaparsan kardeşim. Bir gün tutamayacaksın kendini, sen de neden bu İsa yerinde girdi? Şükürler olsun. Bak bu Yahya tanıklık etti. Ertesi gün Yahya yine duruyordu. Yürüncülerinden ikisi de. Bak Yahya peygamber duruyor. İki de var da iki çocuk, iki adam mı durmayın. Ama duruyorlar orada. Ve onlar isteyler bu adamdan öğrensinler, onlar görürler. Bu ya Allah'ın peygamberi. O Allah'ı seviyor, o Allah'tan konuşuyor. Ve bu güzel, değil mi? Biz de sevinelim. Bizler Allah'ın alımı var, af kardeş, duralım, işitelim, görelim ne söyleyecek. Ama duruyorlar, ne kadar güzel. Ve ne oldu? Ve İsa'nın gezindiğini görünce, işte Allah'ın kuzusu dedi. Ve şükür onlar birlikte. Bak biz de beraberiz burada. Ne kadar güzel ne zaman İsa geliyor kardeşler. Aramızda. Şükürler olsun.
Biz de ne deyiz? İşte Allah'ın kuzusu. Biz demeyiz, işte kim geldi, bu bilisin mi ne yaptı, bu bilisin mi ne yapmadı? Hayır, bizim bu işimiz dil kardeşler. Bizim işimiz toplandı mı? Tamam, bakalım İsa gelsin. O gelsin ve şükür, o ne dedi? İşte Allah'ın kuzusu. Şükürler olsun kardeşler. O geziyor lan, o ne dedi? İşte Allah'ın kuzusu. Ve girince onun söylediklerini işittiler ve İsa'nın ardından gittiler. Ben şükür. Bunlar işittiler Yahya peygamberden ve ne yaptılar? İsa'nın arkasından gittiler. Ben şükür. Bak kaç kardeş var? Diler, biz filan kardeşler işittik ve biz de İsa Mesih'in arkasından gittik. Biz de inanç olduk. Ben şükür. Şükür. Hem de Yahya peygamber bir mücize yapmadı. Bir insana şifa vermedi. Bir ölü kaldırmadı. Bir kör gözlerini açmadı. Ama şükürler olsun Allah'ımıza. Bak onun şartı güzeldi. Bu Allah'ın oğludur. Allah bu dünyanın günahını kaldıran Allah'ın kuzusu. Ve o ne dedi? İşte Allah'ın kuzusu. Ve iki kişi gittiler İsa Mesih'in arkasından. O zaman İsa dünün arkandan geldiklerini görünce onlara ne arıyorsunuz dedi. Bu da çok güzel şey. Güzel bir sorgu. Ben de bir gün sordum kendi, ben de baktım kendi yüreğime. Damat kardeş, sen ne arıyorsun? Değil mi? Hangi gibi ne arıyorsun? Ve İsa sordu onlardan, ne arıyorsunuz? Tamam insan ne arıyor bu yeryüzünde? Ama ne oldu? Ona Rabbi, bu da çevrilinde yönetmen demektir. Nerede oturuyorsun dediler. Ben şükür, bu da güzel bir şey. Bunlar iyi bir şey arada var. İsa nerede oturuyor? Ve ben de bunları düşündüm. Ve Allah güzel bir cevap verdi bana. Tamam, istersen göresin o nerede oturuyor, oturuyor kendi evinde. Bak İsa oturuyor kendi evinde, hem de gördüm İsa bende oturuyor. Ama ben gördüm kendime, belki benim evim kirpiç bir ev gibi. Değil mi insan? İnsan öyle, belki döküküm ama sevinin İsa içimde oturuyor kardeşler. Sevinin ki ben boş değilim, İsa girdi yüreğimde, o beni kurtardı kardeşler, şükürler olsun. Ama onlar güzel bir şey istediler. Bak aradalar, bakalım bu İsa nerede oturuyor? Bak bakalım o nerede? Şükür Allah'ımıza. Biz inanç kardeşler biliyiz. O Allah'ın evinde oturuyor. Onun için geliyiz. Bazı şeytan aldadı ya. Sen evinde dur. Gitme Allah'ın evine bugün. Ama İsa burada oturuyor kardeşler. Onlar geldiler ve gördüler. Onlara gelin de görün dedi, gelip onun nerede oturduğunu gördüler ve o gün onunla kaldılar çünkü 10. saat suları. Şükür bak ne kadar güzel kardeşler. Ya bu İsa çok olarak merhametli, çok olarak sevgi var onda. Kardeşim birisi dedim işte Allah'ın işte Allah'ın kuzusu. Çok olarak derin çekiyi, gidesin arkasından. Sonra gittiğine isteyse onunla da durasan, isteyse onunla da olasan, ben de buna sevineyim. Bir gün benim yüreğime de geldi, dil insancısı Allah'tan geldi. Bak kim bu İsa, nasıl bu Allah, nasıl bu Allah'ın sözü. Ama gittim ve şükürler olsun Allah'ımıza, dil o gün onunla kalayım, bütün hayatımda onunla. Ama daha çok sevineyim, bütün hayatımda o benimle kardeşler. Şükürler olsun ona. Ama bak onlar gittiler, o çok sevindiler. Bütün gün orada kaldılar. Hadi lan biz bu İsa'yı bırakmayacağız. Belki o gün o dağda kaldı. Lan bak dağda kaldı. Bu nevi yok mu be? Ama bak ama nasıl oluyor bu? Ama gördüler İsa ne kadar güzel. Gördüler o ne kadar seviyor onları kardeşler. Yahya'nın dediğini işitip onlardan giden iki kişiden biri Simon Petrus'un kardeşi Andreas idi. O önce kendi kardeşi Simon'u bulup ona biz Mesias'ı bulduk dedi ki çevirisi Mesih'tir. Şükür. Bu kardeş sevindi. Gitti kendi kardeşine ne dedi? Demedi biz çok para bulduk. Biz çok iş bulduk. Biz güzel bir gelin bulduk. Biz böyle bulduk, şöyle bulduk. Nasıl insan bilirsin insan ne dedi kendisine? Ama kardeş o ne dedi? Biz Mesias'ı bulduk. Amin. Şükürler olsun kardeşler. Bak bütün İsrail beklerdi. Mesias gelsin. Mesih gelsin. Onlar beklerdi. Bütün halk bekliyor. Ama bak bu insanlar. Bu insan çok okumuş değil.
çok zengin değil, onlar öyle bir normal bir insan, okuma yazma çok bilmeyler. Ama şükür Allah'ımıza İsa geldi, bunlar onun arkasından gittiler kardeşler. Nasıl birisini aldım camiye, aldım Allah'ın evine, vaaz ettim ona, yalvardım ona, o ne dedi bana, bende kafa yok bu şeyle. Ben diyeyim sana kafa dil lazım, ver yüreğini İsa'ya. Ama bak insan sana bana kafa lazım, inan sana kafa dil lazım, ver yüreğini İsa'ya. Ve imanla iman et olan çok kadar, bu kafayla da boş. Dolu da olsa dolu şeyle dolu değil. Ama şükür Allah'ımıza kardeşler, o kendi kardeşine gitti söyledi, biz onu bulduk. Şükür. Evet tamam, ben onu bulmadım, o beni buldu. Ama gittim söyledim, ben Mesih'i buldum, İsa'ya iman ettim, ben onu buldum. Şükür. Ve onu İsa'ya getirdi. Şükür, ne kadar güzel. Demek biz insana söyleyebiliriz. Biz Mesih'i bulduk. Biz onlara nereye getirebiliriz? İsa'ya getirebiliriz. Ya da insana İsa'ya getirebiliriz. Getirelim. Belki onu elle tutacağını diyeceğim. Gel Allah'ın evine diyeceğim. Ben oraya gitmem. Ama duayla getir onu İsa'ya. O daha azdı kardeşim. Şükür Allah'ımıza. Ben sevineyim ne zaman kardeşler başladı kapıyla. Allah bana dedi inanç olayım. Ve ben inanç olayım. Gittim Allah'ın evine. Şükür. Dedi kardeşim gel, gel Allah'ın evine, gel inanç ol. Abi ben bu dillerin arasında olmam be. Ama şükür Allah'ımıza, binlerce ne zaman İsa işte yüreğinde, şükür, çok olarak merhametle, çok olarak sevgiyle, sen de anlamışsın kardeşim, sen de anlamışsın nasıl oldu, nasıl gittin, bir gün inanç oldun. Yani kendine bakın, nasıl oldu, nasıl gittin, bu deli adam, bu deli çocuk inanç oldu. Ben oldum, şükür İsa yüreğinde girdi kardeşim, şükürler olsun. Ve onu İsa'ya getirdi, İsa da ona bakıp, sen günahlı Simonsun dedi. Kifaz diye çağıracaksın ki çevirisi taştır. Şükür bak, bu kardeşim onu İsa'ya kadar getirdi. Bu Petros yazma okuma bilmiyor, balıkçı. Şöyle İsa'ya şey değil, biri birkaç balık tutsun, bana da sana baksan çok olarak. Ama bak Allah ne kadar büyük iş yaptı onunla sonra kardeşler. O iman etti, bu İsa Mesih Allah'ın oğludur. Ama nasıl Allah onu açıkladı? Allah onu açıkladı, bu benim oğlumdur. Şükürler olsun kardeşler. Ertesi gün İsa Celle'ye gitmek isteyip Filipus'u buldu ve ona Ardan'dan gel dedi. Şükür. Bak ne kadar güzel Allah'ın sözü kardeşler. Bir yerde biz görürüz bir kardeş gitti kardeşine. Kardeşim gel seni İsa'ya getireyim. Ve onu İsa'ya getirdi. Şükür başka yerde görüyoruz biz burada. Bak İsa buldu bir kardeş. İsa gitti ona. Gitti Filipus'a. Dedi hadi Filipus gel. Ben şükür. Bak alay işle alabileyim nasıl işlesin. Ertesi gün İsa Cile'ye gitmek isteyip Filipus'u buldu ve ona Ardan'dan gel dedi. Şükür. Dedi hadi Filipus gel arkamdan. Şükür. Ve ne oldu? Şimdi Filipus, Andreas ile Petrus'un kenti olan Betsaida'ydı. Filipus, Natanael'i bulup ona Musa'nın yasada ve peygamberlerin de hakkında yazdıkları kişi Yusuf oğlu Nasaralı İsa'yı bulduk dedi. Şükür. Ne kadar güzel kardeşler. Bak bu kardeş gördü. O yasadan işitti. Peygamberlerden işitti, Mesih lazım gelsin, şükür. Ama bak, bu Allah'ın sözlerini bilirdi. Ama Mesih geldi, iman etti ona, kabul etti. Allah açıkladı ona, Mesih budur, şükürler olsun. Ve ona gittiler, söylediler, bu insana, Filipus Natanael'i bulup ona Musa'nın yasada ve peygamberliğinde hakkında yazdıkları kişi Yusuf oğlun Nasaralı İsa'yı buldum dedi. Şükür. Ben de İsa'ya iman ettim. Bir şey anlamayayım ama bileyim oldu bir şey güzel bir şey yüreğimde. Sevinç var, sevgi var. Ne bileyim bileyim tamam İsa'ya iman ettim. Allah'a iman edeyim. Yalvarayım Allah'a çok bilmem. Ama okudum Allah'ın sözlerini. Ben de görürüm tamam. Bu İsa ki Allah söyledi yasada ve peygamberlerde. Tamam ben de onu bulmuşum. Bak o beni bulmuş. Ben ona iman etmişim. Ve şükürler olsun. Ben Atanayel ona Nasara'dan iyi bir şey çıkarabilir mi dedi.
Bak bu da güzel bir sorgu. Bazı yerlere gidiyiz. İnsan ne diye burada hepsi kötü. Hepsi fena. Bu köy, bu mahalle bırak sen. Ben demek iyi bir şey buradan olabilir mi? E olabilir. Şükürler olsun. Bak ve bunlar da söylediler bile. Tamam o yerden iyi bir şey çekebilir mi? Nasıl bu Mesih oradan gelecek? O yerden iyi bir şey çıkmaz. Aslında siz gittiniz gelin alma, bet mahallelerden gelin alamaysanız niçin? Diyorsunuz ha o yerden hiç bir şey alma oradan, bir şey, bir gelin alma, eşek bile alma, bir şey alma. O yer sarı bozuk, bırak sen, onlardan uzak dur. Ben doğrusu konuşuyorsun. Ama yavru kardeşler, Filipus ona geldi gör dedi, şükür. Bak, bazı insan, İyi tamam, iyi bir şey olabilir mi oradan? Bu insandan iyi bir şey olabilir mi? Ben gel iman et İsa, gel bu İsa göreceğim. Ama sen gel. Aa öyle mi? Gel. Bir gün geldim gördüm, şaştım. Şükür. Nerede? İsa Allah'ın kendisine doğru geldiğini görüp onun için işte kendisinde hile olmayan gerçek bir İsrail'i dedi. Natanael ona, beni nereden tanıyorsun dedi. Bak İsa gördü onu, konuştu ona. Ve Natanael şaştı, o dedi, nereden tanıyorsun beni? Şükür İsa, herkesi tanıyor. Hepsi onu tanımıyor ama herkesin yüreği değil. İsa cevap verip, Filipus seni çağırmadan önce, senin bir ağacının altındayken seni gördüm dedi. Bak Filipus otururdu o adamın altasında ne olurdu ne giderdi ben de bilmem. Bir vahşiydi orada bir günah işlerdi. Kimse sanki görmedi onu bilmem öyle mi değil mi? Ama İsa dedi ben gördüm seni. Gördüm seni Natanael. Natanael cevap verip ona Rabbi sen Allah'ın oğlusun. Abi. Sen İsrail'in kralısın dedi. Şükür Allah'a kardeşim. Ben buna da çok sevindim. Çünkü kardeşler ben bu yolda değildim ama bir gün büyük merak geldi yüreğime bu İncil'i okuyordum. Şimdi bugünlerde siz çok mübareketlisiniz çünkü istediğine bulabilirsin. Ama o günlerde yoktu nereden bir İncil alayım nasıl alayım bilmem yok. Ama oradan istedim buradan istedim kimse vermedi bana kardeşler. Ama bir gün Allah gördü yüreğime bir istek var. Evimde oldu bir İncil, nasıl oldu, nasıl gitti, bilmeyen evde bulundu. Ben de okudum 200 günde onu kardeşler. Ama bak, İsa bana da açıkladı günahlarımı. Ama ben kardeşi kabul etmedim, ben günahlı değilim. Allah benim yokta günahtan kardeşler. Ama kardeşler, gene okudum, gene işittim. Allah gene sapladı tevhülü yereğimi, sen günahlısın. O zaman kardeşi ben kabul ettim. Ben kabul ettim. Kabul ettim bu İsa'yı günahlarıma öldü, gömüldü, dirildi. İman ettim ona kardeşler ve ben sevineyim, kurtuldum. Şükürler edeyim onu güzel adana. Ama bak buna Tanıyal da ona, o da öyle. Bak İsa gitti ona, konuştu ona. O da iman etti. Dedi, sen Allah'ın oğlusun. Şükürler olsun kardeşler. İsa cevap verip ona dedi ki sana seni incir ağacının altında gördüm. Dedim için mi inanıyorsun? Bunlardan daha büyük şeyler göreceksin. Şükür Allah'a kardeşler. Ben sevinip bir gün iman ettim. İsa iman ettim. Günahlarıma öldü, gümüldü, dirildi. Candan yürekten. Ama ben büyük şeyler beklemeyin. Ama kardeşler sonra ben şaştım. Ne kadar sevinç geldi yüreğimde. Ne kadar sevinç geldi. Ne kadar rahatlandım. Ne kadar Allah'ın yalvarı bilirsin. Ne kadar sevinç var Allah'ın evinde. Ben sevineyim. Ve Allah'tan büyük şeyler bekleyiz kardeşler. Benim bazı yapız. Ama şükür Allah'ımıza Allah dedi. Büyük şeyler göreceksin. Şükür Allah'ımıza. Ama en büyük şey ne? Tamam. Ben iman ettim İsa. Sen İsa'ya iman ettin. Güzel şey. Bu büyük şeyler kardeşler. Şükür Allah'ımıza. Ve nerede? Ama bak İsa'ya iman ettin mi? Güzel şeyler göreceğim. Büyük şeyler göreceğim. Ve bak Allah bize en büyük şeyler yaptı. O bize baba oldu. O bizim cennete giderdi. Şükürler olsun Allah'ımıza bunun için.
Ben nerede? Hem de bu yer için yol bizim mi? Hem de sağın dediği isteyen ve siz emrinecektir. Şükürler olsun. Lan yük komşu diyecek sana. Komşu gel bana iste ben sana veririm. Gel. Rica edeyim seni. Hayır. Lan gördün sen kapadan al bu yerin geleyim. Kitle kapıyı aşıtırma. Al bana. Ama vay öyle değil. Ama rica edeyim size değil. Çocuklarım, kızlarım gelin. Gelin bana isteyin beni. Ben vereyim size. Ama bazı biz duruyoruz. Allah'ım öyle mi? Nasıl vereceğim bana? Benim pensiyem ekmeği be Allah'ım. Allah'ım benim çocuğum çok içkici. Ben hiç rahat değilim Allah'ım. Ey yalvar Allah'a. Allah yardım edecek. İstemem ondan. O vereceğim. Şükürler olsun. O bağlı değil bizim problemlerimizden. Şükür. O her bir şey yapabilir. O yardımcı. O seviyor bizi. Ve bak. Şey sadece bunlardan daha büyük şeyler vereceksin. Ne şükür. Bak kaç kişi burada iman etti, Allah'ın oğlu budur. Şükür. Ama nasıl kardeşler, İsa geldi, Yahya gördü onu, yükseltti onu diye Allah'ın oğlu budur. Şükürler olsun. İnsan işittiğine gittiler İsa. Gittiler onun arkasından. Bazı kardeş gitti kendi karşısında, biz Mesih'i bulduk. Şükür. Onu da getirdiler İsa. Bazı yerde İsa gizini yal arkamdan. Çünkü bak İsa Mesih'in sözlerinde çok kuvvet var kardeşler. Bak onun sesini işittin mi? Onun sesi çektirecek seni ve inanç yapacak seni. Bir gün onun sesini işittim. Tamam dur bu kulaklar var. Ama yüreğim hadi gel. Ben geldim şükür. Bak niçin gelmem gördüm. Bina dedi bana gel. Ben gittim gördüm. Bıktım. Saçım beyaz olmadı. Çünkü o zaman karaydı saçım biraz. Ama geldi İsa kardeşler ve gördüm. Anası görün imanla iman ettim ona. Bazı insan geldi bir şey göremedi. Niçin? Kabul etmedi İsa. Bir şey göremedi kardeşler. Bazı insan Allah'ın emine de geldi bir şey göremedi. Ne diye? Bunlar deli. Ben rahatlamı bırakayım, içkimi bırakayım, banketimi bırakayım. Allah'ın evine gideyim. İnanç olayım mı? Bırak sen bu şeyler, bunlar deli böyle. Ben sen deyip, benim bir kençim var ama ne diyorsun sana? Hadi Allah, 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 Allah deyip, onu gördün de kafam önce. Bak yine öyle. Ama şükür kardeşler, biz geldik, gördük. Nereye geldik? İsa geldik. Ama geldi ne? İstemiz, ararım ondan kardeşler. Belki bazı kaçıyız ondan. Ama gene yüreğimiz çekiyor ona kardeşler. Çünkü onun kesin gibi bir yerde yok. Şükürler olsun. Ve ona doğrusu doğrusu size derim ki ondan sonra gün açıldığını ve Allah'ın meleklerini İsa insanoğlu üzerinde yükselip indiklerini göreceksiniz dedi. Ve şükür Allah'a. Sadece göreceksiniz şeyler. Şükür. Bak. 7. ayette dedi göreceksin, sonra dedi göreceksiniz 51. ayette. Kardeşler, ben sevineyim bir şey söyleyebilirim. Ben Allah'ın dileğini gördüm, buna sevineyim. Allah'ın merhametini gördüm. Sevindim, canım kurtuldu cehennemden. Ama şey gibi, Davut peygamber gibi ben de diyebilirim. Burada okuyacağım size mezmurlardan. Bir kez berde bilmem. Fazla şey, çabuk unutayım. Ama Davut peygamber burada şey mezmurlardan mezmur 23. O ne dedi arkadaşlar? O dedi hayatımın tüm günlerinde iyilik ve merhamet gerçekten beni izleyecek. Şükür Allah'a. Bak. Bugün ne bekleyin? Allah'ın merhameti, Allah'ın dilini beni izlesin. İzlesin beni, önümde gitsin, yerimi de doldursun. Şükür Allah'a bu onun için. Dinlerdir. Teşekkür edeyim Allah'a bu onun için. Sevinin, dünyadan beklemeyin bir şey. İyilik bir şey beklemeyin. Ama Allah'tan beklemeyin. Hem de boşuna beklemeyin. Dünyadan bekledim, boş gördüm de şey veremeyiz ona bugüne. Ama Allah'tan bekledin, şükür. Bazı da beklemedin, gene Allah iyilik yapıyor kardeşler. Şükür Allah'ımıza bu onun için. Ona sevineyim. Sevineyim ki bizde kuzu var.
Bu yakanda milletler, Türkler, bayram yaptılar. Çok da gördüm kardeşler. Bakın birinci gün. Eyvah adamlarıma. Körkütük sarhoş, arabalara aydınlar. Bak demek bayram bu mu? Demek insan öldüreceğim, eşini döveceğim, döküleceğim onu. Çekiş yapacağım anlaysan mı? Ama hem de senede 2-3 kere de en çok. O kadar ama ben sevindim kardeşler ki bu İsa iman ettiğine bizim sevincimiz bitmeyi, bizim merhametimiz bitmeyi, ben buna sevineyim binlerce kardeşler. Bir kere de şükürler olsun Allah'ımıza bu onun için. Sevineyim onu güzel verdiğine kardeşler. Sevineyim ki bizde Allah'ın kuzusu var. Şükür günahlarımızı o kaldırdı. İman o bize verdi. O bizi kurtardı günahlarımızdan kardeşler. Ve biz coşabiliriz daha bu yeryüzünde. Ne bekleyin ben cennette gittin coşayım sevineyim. Daha burada sevineceğim. Bu İsa şimdi var bende. Şükürler olsun Allah'ıma da bu için kardeşim. Ey Allah bereketlesin hepimiz. Amin. Amin. Sağ ol kardeşim. Kardeşlere söyleyeyim çocuklar gitmesin sahip çık onlar. Oynuyorlardı, bağırıyor orada, kimse bakıyor onlara. Kim sahip onlar? Yani bak, tut onları. Uşaklar oynamasın merdivenleri, dışarıda gezinsin. Tut onları. Yani hasta geliyorlar, ihtiyaçları var, oynuyorlar, şeyler, şey, Allah'ın ruhu kaçıyor. Hani tutalım Allah'ın, bu zor günlerde yaşıyoruz. Lazım toplantı, lazım kuvvet olsun. Şükürler olsun, yapacağız. Şimdi dua edeceğiz, Allah şey cevap versin bize. Ama sen seslemedin, sen önem vermedin, nasıl Allah cevap verecek? Biz istemiyoruz onu. Aa benim çocuğum bir şey yapamıyor. Hadi bir şamal bu. O senden büyük mü? Hadi tut onu, sev onu. Ama sahip çık onlara. Otursunlar burada, öğrenciler camiler otursunlar. Ve çocuklara, bebeklere bakmıyoruz, büyüklere bakıyoruz çoğu zaman. Ama senin çocuğun kalktı mı oynamaya başladı, tut onu elinde, oturt onu, otur. Sev çocuğunu, sev. Ama ben seviyorum, onu yapamıyorum yani. Demek ki sevmiyorsun onu. Hadi, şimdi dua yapacağız. Bütün aklımızı toplayalım Allah'a. Evet. İsteyelim ondan. Hiç kimse gitmesin burada. Geldiler boş, gittiler boş. Olmasın. Hani Allah'a tut. Al ondan. Yani derdin varsa al ondan. Şey, sevgin yoksa, şey sevincin yoksa al ondan. Amin. O verecek, o verecek. Biz kolay konuşuyoruz ama dua yaparken oh, yani biz de Allah'a diyoruz. Niçin? Darılıyoruz. Darılıyor bizi, darılıyor. Tamam da, niçin geldiniz dünya şey bu toplantı? Allah için. Hadi tutalım, tutalım. Uşakları bekleyecek mi kendime gitsinler? Hayır, tut onları. Getir onları Allah'a. Öyle. Hadi dua yapın ya. Çobanlar gelsinler, dua yapsınlar. İhtiyacın varsa tut Allah'ı. Bir çocuk var tarafında haberi olmadı bizim camiden hatta dua istiyorlar. Başka ihtiyacınız var mı yani dua? Ben hep torunumdayım aslan. Senin çocuğuna bazı kardeşler. Nasıl bir arkadaşlık var? Kardeş var, tutuvalı almakta. Yüreğinde ne varsa tut onlara dua ederken. Sen şey yapacaksın. Akçe'ye verin. Akçe yani hastaneye kaldı. Haber aldık mı ondan? Biraz konuşma var. Ama elik kalkmıyor ve ayak tutuyor. Aha, sağ ol. Ama hastanede mi? Bakıyorlar mı? Tamam. Benim kızım için de Rab kardeş.
Çocuklar güzel dövsünler onu, gel. Bazen öyle lazım. Benim kızım için de raptar. Güler için. Bir sayının kuması da. Sendeki kız onu yapın. Ateyn adam çok hastalık. Ateyn aşkı. Ona da yapın. Anne, tüm yürekten tutalım Allah. Bırakmayalım oğlum. Bize bereketleyin. Nazka eski ahitte, eski antlaşmada adam güreşti, güreş yaptı ve Allah'ın meleğiyle. Seni bırakmıyorum bana bereket verince kadar. Bırakmadı onu. Yendi onu, melek onu bereketledi. Ama nasıl bereketledi? Topal yaptı onu. Bazen biz Allah'ın bereketleri biraz tuhaf geliyor bize. Ama bereketledi, bunu yapmasın diye yaptı. Tamam da. Tutalım Allah'ı. Bu son toplantı, evimize döneceğiz. Ama iyi yolculuk versin. İnat, her gittiğimizde inat satalım yani. İnat olsunlar. Dua çok iş yani kaldı biz yapacağız. Allah daha bitirmedi. Biz emekli olmadık yani, şükürler olsun. Ha? Emekli olduk ama pensiyon vermiyorlar. Şükürler olsun, tutalım Allah. Buyurun dua. Baba, teşekkür ederim.
Yardım et. Hadi serbest, sen girebilirsin. Aa. Oh. Yavaş. 2 kere. 2 kere.